hazırlık yaptım diyor. Sizin için özel bir hazırlık Sayın Bakanım. Kıymetli misafirler, şimdi de bölgemize huzuru getirmek için gecesini gündüzüne katan, terörün belini kıran, terör örgütleri tarafından kandırılan ve zorla alıkonulan küçük yaştaki çocuklarımızın dağa gitmesini engelleyen, anne babalarımızın gönlüne su serpen, Karadeniz'in cesur ve yiğit evladı, Fahri Hemşehrimiz, AK Parti Teşkilatı'nın ağabeyi, İçişleri Bakanımız Sayın Süleyman Soylu Beyefendi'yi huzurlarınızda kürsüye davet ediyoruz. Biraz önce konuşmalarıyla birlikte hem heyecanını hem de önümüzdeki sürecin tarifini bilgisiyle, aklıyla ve heyecanıyla gerçekleştiren değerli il başkanımız, burada bizimle birlikte bulunan değerli belediye başkanımız ve yine çok kıymetli il yöneticilerimiz, ilçe başkanlarımız, partimizin hem her zor zamanında hem her gününde, her dakikasında bu kutlu davanın, bu güzel davanın, ülkemizin büyümesinin, yükselmesinin, yücelmesinin, bu büyük hizmetlerin milletle buluşmasında öncülük eden AK Parti'nin çok saygıdeğer kadınları, kadın kolları ve hakikaten hep yarına emanet edeceğimiz diye söylenen ama bugün bu emaneti bizden daha çok kuvvetli bir şekilde taşıyan sevgili gençlerimiz, gençlik kollarımız, özellikle Ramazan ayının bu ilk gününde Van Teşkilatı'nda, Van İl Başkanlığı'nda sizlerle, ailemizle birlikte bulunmaktan büyük bir onur duyuyor. Hepinizi sevgiyle, saygıyla ve muhabbetle selamlıyorum. Öncelikle mübarek Ramazan ayının içerisindeyiz. Allah her birimizin yaptığı, yapacağı ibadetleri dergahında kabul etsin. Dünyaya, insanlığa, herkese, ama herkese, bu Ramazan ayının hürmetine, herkese huzur, güzellik ve herkese kardeşlik nasip etsin. Bütün duamız budur. Biz Cenab-ı Allah'a bu Ramazan ayı içerisinde ellerimizi açacağız. Onun şefaatinden, onun bağışlayıcılığından, onun affediciliğinden ve onun insanlar arasındaki kardeşliği yayan kudretinden her birimiz isteyeceğiz. Dua edeceğiz. Ve Ramazan ayına başlarken maalesef gönüllerimizin huzur içerisinde olabileceği bir ayda maalesef diyorum ki Filistin'de yine hainane bir saldırıyla bütün dünyada insanlığın nasıl bir sınavda olduğu, nasıl bir imtihanda olduğu tekrar bütün dünyada gösterilmiştir. Bazıları lal olmuştur. Dillerinden bu olaya lanet olsun diyebilecek bir anlayış bile maalesef dökülmedi. İki kelam, üç cümle etmekten imtina etmektedirler. Her sınavda mı başarısız olunur?
her insanlık imtihanında mı başarısız olunur? Her insanlık imtihanında mı insanlıktan uzak durulur? Ama bilmenizi isterim ki Türkiye, kıymetli Cumhurbaşkanımız, Başbakanımız, bu millet dün sokaklarda, caddelerde, camilerde, evlerde, her noktada bu toprağın ve bu medeniyetin anlayışına uygun bir şekilde sahip çıkmış, gereğini de yerine getirmiştir. Getirmeye de devam edecektir. İşte Cuma günü on binlerce insan İstanbul'da. Sayın Cumhurbaşkanımız uluslararası alanda neredeyse ülkelerin liderleriyle tek tek bu meseleye hiç kimsenin sessiz kalmamasını, insanlığa sahip çıkılmasını ve atılması gereken tüm adımları cesaretle, akılla, kuvvetle ve bu memleketin ve bu medeniyetin anlayışına uygun bir şekilde atmaya devam etmektedir. Şunu söyleyeyim, bizim inancımız açık ve nettir. Bizim inancımızda bir insan bir alemdir, bir dünyadır. Bunu halel getirmek aslında insanlığa ve dünyaya karşı hainane bir davranıştır. Dün o insanlık dışı, ondan önceki gün o insanlık dışı davranışları yapanları burada şiddetle lanetliyoruz. Biliyoruz ki zulüm onların yanında kalmayacaktır. Biliyoruz ki işgal ettikleri topraklarda tarih onları yargılayacak, gelecekte rahat edemeyeceklerdir. Biliyoruz ki güçlü olmak, zengin olmak, kudretli olmak, kuvvetli olmak, adaleti ortadan kaldırmak değil, hakkaniyeti ortadan kaldırmak değil, güçsüzü ezmek değil ve güçsüzü söz söyleyemeyecek bir hale getirmek değildir. Bugün dünyada bunu yapmaya çalışanlar elbette ki zannetmesinler hakim kendileridir. Hakim olan Allah'tır ve biz buna inanıyoruz. Bu kadar açık. Ve yine pazar günü inşallah Diyarbakır'da dün olduğu gibi yine binlerce insan meydanlarda bu melun olayı şiddetle lanetleyeceklerdir. Bu millet asil bir millettir. Zorda kalan, darda kalan, ümmete saldıran, Allah'ın lafzına, onun sözüne saldıranlara gerekli cevabı sabrıyla ve attığı adımlarla verebilebilecek bir büyük millettir. Öncelikle şunu ifade etmek istiyorum. Çok önemli bir sürece giriyoruz. Hep birlikte. AK Parti tam 2002, bugün 2018. 16 yıldır iktidarda. Büyük hizmetlerin altına imza attı. Ve bu büyük hizmetleri gerçekleştirirken, bu büyük mücadeleyi ortaya koyarken sizler bu büyük mücadelenin sahiplerisiniz. Ve doğru safta durdunuz. Eli kolu bağlanmış bir ülkeyi, üretemeyen bir ülkeyi, yönetemeyen bir ülkeyi vermiş olduğunuz büyük bir mücadeleyle birlikte çok başka bir noktaya taşıdınız. Temel atıp maalesef açılış yapamayan bir ülkeydik. Bugün bütün altyapı yatırımlarını üçe katlamış bir ülkeyiz. Ekonominin bütün rakamlarının negatif döndüğü bir ülkeydik. Bugün %7.4 büyüyebilen bir ülkeyiz. Emekli maaşlarını ödeyemeyen bir ülkeydik. IMF deyince suratımızın hep beraber asıldığı, borçlarımızın aklına geldiği bir ülkeydik. Bugün milli gelirine oranla dünyanın en çok dış yardım yapan ülkesiyiz. Parasıyla bile maalesef silah alamayan bir ülkeydik. Bugün helikopter üreten, bugün
tank üretebilen, bugün insansız hava aracı üretebilen bir ülkeyiz. Bunların hepsinde sizin emeğiniz. Hepsinde sizin fedakarlığınız var. 16 yıldır kapı kapı gezip bu davayı anlatmanızın payı var. 16 yıldır bu ülkede ortaya koyduğunuz iddianın, ortaya koyduğunuz iradenin, ortaya koyduğunuz ısrarın, ortaya koyduğunuz sabrın payı var. Kıymetli dava arkadaşlarım, biz 28 Şubat'ı hatırlıyoruz. Kazanımların 28 Şubat sonrası bir günde geri alındığı, ülkemin Marmara bölgesinde yaşanan deprem karşısında devletimin, ülkemin, milletimin çaresiz kaldığı, aciz kaldığı, %8.500'lük gecelik faizlere bu ülkenin insanların terk edildiği, sabahleyin Bismillahirrahmanirrahim diyerek işini açanların, dükkanını açanların, akşamleyin evine giderken dükkansız, işsiz ve çaresiz bir şekilde gittikleri. Bunlar bu ülke yaşadı. Teröre teslim olan bir ülke. Anarşiye teslim olan bir ülke. Ve uluslararası toplumun kur operasyonlarıyla, faiz operasyonlarıyla beraber istediği gibi diş çöktürebildiği, teslim aldığı bir ülke. Etrafındaki coğrafyaya değil yol gösterebilmek, kendine yol gösterebilmekten maalesef medet uman bir ülke. Böyle bir Türkiye tablosu vardı. Bu Türkiye tablosunu hep birlikte yaşadık. Şu nesil iyi bilir. Terörden çıktık, ekonomik krize girdik. Ekonomik krizden çıktık, depremin felaketine sürüklendik. Bu nesil iyi bilir. Hep beraber bunları yaşadık. Dedik ki bu mahcus talihimizi ne zaman yeneceğiz? Çocuklarımıza ilkokulda onu öğrettiler. Öğretmenler dediler ki bu mahcus talih bir gün yenilecektir. Ama o günün neresi, ne gün olduğu, o günün hangi gün olduğunu ifade etmek istiyorum ki hiçbirimizin bilmediği, ufkumuzun, vizyonumuzun daraldığı, iş adamlarının, büyük dernek başkanlarının önümüzdeki 3 ayı göremiyoruz diye bu millete, ülkeye sitem ettikleri bir tablonun içerisinden geçtik. Zannettik ki hep böyle olacağız. Ama öyle olmadı. Bugün buradayız. 3 gündür yurt dışında birlikte olduğumuz, attığı her adımda bu ülke insanının itibarını, bu ülke insanının saygınlığını, Türkiye'nin geldiği noktayı adım atarken kuvvetiyle beraber, saygınlığıyla beraber herkese gösteren Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'la beraber oradaydı. Yurt dışında adım atarken titrek adımlarla giden bir Türkiye değil. Her yerde söylüyoruz. Son bir ayda yaklaşık 2-3 tane uluslararası toplantıya Fransa'da, İngiltere'de, Ukrayna'da, dünyanın birçok yerinde katıldım. Allah şahittir. Bu ülkenin İçişleri Bakanı olarak sesim titreyerek konuşmadım. Biz dünyaya milli gelirine oranla en çok yardım yapan ülkeyiz. Ama onlara şunu söyledim. Biz sizin göç tamponunuz değiliz. Biz sizin terör tamponunuz hiç değiliz. Biz sizin uyuşturucu tamponunuz değiliz. Biz bu ülkede üzerimize düşen görevi layıkıyla içinde yapıyoruz. Dünyanın size verdiği, insanlığın size verdiği hiçbir iddianı yapmıyoruz. Beni konuşturan nedir biliyor musunuz? Ortaya koyduğunuz iradedir. Demokrasiye sahipliğinizdir. Bizi ezmeye çalışanlara karşı her gittiğiniz seçimde bu millette kurduğunuz o büyük anlayışla beraber ortaya koyduğunuz zaferdir, yarındır, gelecektir, iddiadır ve iradedir. Bizi konuşturan nedir? Bizi konuşturan onların oradan haykırarak söylediği sözlere karşı siren bir lider değildir. Tam bir dünya lideridir. Bunu çok net ve açık bir şekilde söylüyorum. Her attığı adıma muhaliflerin itiraz ederek vatan hainliğini eş ortaya koyarak söyledikleri sözlere karşı milletinin yarınını kendilerine söylenen sözlerin hiçbirini kale almadan sadece milletinin yarını düşünen bir liderdir. İşte şunu ifade etmek istiyorum.
Bu ülkeler, bizim gibi ülkeler, etrafında İran gibi, Irak gibi, Suriye gibi, etrafında Yemen gibi, Fas gibi, Balkanlar gibi, neredeyse her tarafında ayrı bir yapının bulunduğu, bazılarında karmaşıklığın bulunduğu, kiminde terörün, kiminde insanların kendi yollarında duramadıkları, bulunamadıkları bu ülkelerin etrafında, tam merkezinde bulunan ülkelerde şunu ifade etmek istiyorum ki, demokrasiyi ayakta tutmak zordur. Onun için bu ülkede her 10 yılda bir darbe olmuştur. Milletin iradesini ayakta tutmak zordur. Bir taraftan ülkenizi geliştireceksiniz ve büyüteceksiniz. Bir taraftan bu ülkede insanın hayat standartını zenginleştireceksiniz. Yarına umudunu ortaya koyacaksınız. Diğer taraftan etrafındaki ülkelerdeki istikrarsızlıktan etkilenmeden yarına güçlü bir adım atacaksınız. Sandığın iradesini yarına taşıyacaksınız. Milletin alın terinin helalini ortaya koyabilmek için hakkaniyetli bir sistem inşa etmeye, bina etmeye çalışacaksınız. Bir taraftan da bu bölgeyi, bu coğrafyayı ele geçirmeye çalışanlarla kıyasya bir mücadele geliştireceksiniz. Bir taraftan havalimanı yapmaya çalışacaksınız. Bir taraftan gençlerimiz üniversitelerde okusunlar, yarına ümitle baksınlar, zenginleşsinler, özgürleşsinler, ayaklarının üzerinde dursunlar, analarının iftiharı, babalarının umutları haline gelsin diyeceksiniz. Bundan vazgeçmeyeceksiniz. Bir taraftan bölünmüş yollar yapacaksınız. Bir taraftan 100 yıl önce, 200 yıl önce, 300 yıl önce bize yaptırmadıkları projelere inat bir şekilde bütün dünyanın hayranlıkla takip ettiği o büyük projelerin, dev projelerin her birinin temelini atacaksınız. Dünya liderlerini çağırarak onlarla beraber o projelerin açılışlarını gerçekleştireceksiniz. Yıkılmış, yerle yeksan olmuş bu milletin özgüvenini ayağa kaldıracaksınız. Dün siz yapamazsınız diyenlere, dün siz beceremezsiniz diyenlere, dün siz gerçekleştiremezsiniz diyenlere, ne oldu da 15 yıl, 16 yıl sonra bu millet biz yaparız diyor, biz gerçekleştiririz diyor ve biz başarırız diyor. Bunu sizler sağladınız. Sizler gerçekleştirdiniz. Bu büyük milletle ve aziz milletle gerçekleştirdiniz. Şimdi önümüzde bir imtihan var. Bu imtihan sadece parlamenter sistemden cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine geçme imtihanı ve sınavı değildir. Eğer bu böyle biliniyorsa biliniz ki bu bir yanılgıdır. Bu mahkûs talihimizi yenme, çok net ve altını çizerek söylüyorum. Bize ilkokulda okuttukları, bizi çaresizliğin içerisinde kıvrandıkları, ona ait de bir cümleyle bizi avundurmaya çalıştıkları mahkûs talihimizi yenme sınavıdır. Bunu millet olarak yeneceğiz. Ve size şunu söyleyeyim. En güçlü anımızda bu sınava çıkıyoruz. Zayıf anımızda değil, çelimsiz anımızda değil, endişeli anımızda değil, sıkıntılı anımızda değil. Demokrasi 15 Temmuz'da bütün dünyanın gözüne baka baka sahip çıktığımız, kişi başına gelir seviyemizin yükseldiği, artık terörü bu ülkede köşeye sıkıştırdığımız, üretimlerimizin arttığı, valla otellerin %100 dolu olduğu, Mardin'deydim geçen gün, Allah'a hamdolsun ki bir artı bir milletin dairelerini kiralayan turist bürolarının olduğu ve ülkemin her tarafında esnafın cıvıl cıvıl olduğu, gençlerimizin ümidiyle yanına baktığı bir tabloda bu mücadeleye hep beraber çıkıyoruz. Yerimize baktığımızda milletimize yanlış yaptığınız bir şey yok. Cenab-ı Allah şahittir. Millet şahittir. Milletimizin helaline dokunduğumuz hiçbir şey söz konusu değil. Tam tersi, milletin helaline dokunmaya çalışanlar, milletin hakkaniyetine dokunmaya çalışanlar, milletimizi bertaraf etmeye çalışanlara karşı bir büyük mücadeleyi bu ülkede hep birlikte ortaya konuldu. Bugün hep beraber buradayız. Ben buraya geldiğim zamanları da hatırlıyorum. Bombaların patladığı, turistlerin biz ne yapacağız dediklerini, bize kim sahip çıkacak dediklerini, esnafların çaresiz olduğu o günlerde çok net bir şekilde hatırlıyorum. Çok uzak zaman dilimleri değil ama bunu hep birlikte başardık. Kürdüyle, Türküyle, Arabıyla, Çerkesiyle hep birlikte başardık. Üzerimize oynanan oyunu hep birlikte bertaraf ettik. Hep birlikte yendik. Umutsuzluk vardı. Anaların umutsuzlukları vardı. Umutsuzluk vardı. Çocukların umutsuzlukları vardı. Huzursuzluk vardı.
esnafın, iş adamının, çalışanın, doktorun, öğretmenin huzursuzlukları vardı. Şimdi adım adım geziyoruz coğrafyayı. Ülkemizin Ege'sinde ne varsa Allah'ıma hamdolsun ki Siirt'in Eruhun'da var, Özap'ta var, Başkale'de var, Ardoğan Beyazıt'ta o huzur var. Bunu gerçekleştirmeye çalışan bir anlayışı ortaya koyuyorum. Bunu beraber sağlamaya, beraber gerçekleştirmeye. Şimdi size, özellikle sizlere bir şey söylemek istiyorum. Bu huzuru elinizden almak isteyenlere müsaade etmeyin. Buna müsaade etmeyelim. Burada, Van'da, Doğu'da, Güneydoğu'da bütün vatandaşlarımıza sesleniyorum. Bizi yine çukurun içerisine çekmeye çalışanlara, çocuklarımızın mühendis değil, çocuklarımızın daha gidip eline silah tutuşturanlara inat, onların eline bilgisayarı, robotu tutuşturabilecek bir Türkiye'nin peşinden, bir umudun peşinden, bir vizyonun peşinden hep beraber gidelim. Bu asil millete zenginlik yakışır. Bu asil millete özgürlük yakışır. Bu asil millete hürriyet yakışır. Bu asil millete kardeşlik yakışır. Ve biz bir şeyi hep beraber yendik. Bize siyasal dayatma yapmaya çalıştılar. Ancak biz varsak bunu siz çözebilirsiniz dediler. Size müsaade etmeyiz dediler. Yıllardan beri, 40 yıldır bu siyasal dayatmalarla, bu zorluklarla bu milletimizi ürkütmeye ve korkutmaya çalıştılar. Çukur eylemlerinden sonra şunu ifade etmek istiyorum. Tayyip Erdoğan her zaman, her an tek bir özelliği var. Bu millete samimidir. Her birinize samimi olmuştur. Milletimizin her bir ferdine samimi olmuştur. Ona demişlerdir ki aman yapma yanılırsın. Ben milletime itimat ediyorum. Adımı atarım, yaparım. Yanılırsam da eğer gitmesi gereken varsa, baldıran zehir içmesi gereken varsa o benim demiştir. Hiç bundan vazgeçmedi. İstikametinden, yolundan, buraların şenlenmesinden, huzurundan, çocuklarımızın yarın umudundan, üniversitelerde, ilkokullarda, ortaokullarda artık yarına ait hayallerini süsleyen ve onlarla buluşan çocukların gelecek umudundan hiçbir gün vazgeçmedi. Kimseyi terk etmedi. Şartlar ne kadar zor olursa olsun, oyunlar ne kadar kavi kurulursa kurulsun, hiçbirinden bir gün vazgeçmedi. Her gün sizle beraber oldu. İstişare etti, meşveret etti. Bunu nasıl aşabiliriz diye. Hepimiz Çukur dönemindeki olayları biliyoruz. O günler hala hatırımızda, hala aklımızda. İnsanların sokaklara çıkmasını engellemeye çalışan, tehdit eden anlayışlar her birimizin aklında. Sonra onu bir hediye paketinin içerisinde sunmaya çalışan, cilalamaya çalışan, milletimizi kandırmaya çalışanların o yalanları, o dolanları, o sempatik görünüp içerisinde aslında bu milletin birliğine karşı, bu coğrafyanın büyümesine karşı hıç biriktirenlerin o anlayışları hep aklımızda. Bunları hiçbir gün unutmadık. Hiçbir gün de unutmayacağız. Şunu ifade etmek istiyorum. Yarın bizim için çok büyük bir umut getirmektedir. İşte 24 Haziran'da hep beraber atacağımız adım, bilmenizi istiyorum ki sadece parlamenter sistemden Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine geçmek değildir. Bize çelme atanlara karşı yepyeni bir adım atmaktır. Bizi evet küçük, cüce, çelimsiz bırakmaya çalışanlara karşı güçlü bir adım atmaktır. Bizi birbirimizden ayırmaya çalışanlara karşı kudretli ve kuvvetli bir adım atmaktır. İş yapma iştahı olanların, iş kurma iştahı olanların, hayır biz bunu size yaptırmayız diyenlere karşı yapacağız ve gerçekleştireceğiz diye bir büyük adımı, bir büyük heyecanı, bir büyük iştahı gerçekleştirmektir. Üniversitelerimizin bir bilim yuvası haline gelip her taraftan fışkıran havasıyla beraber Avrupa'ya ve bütün dünyaya Anadolu medeniyetinin tüm zenginliğini göstermektir. İfade etmek istiyorum. Bizi yabancılaştırmak istediler. Ve şu son 2,5 yılda hep beraber gördük. Çukur olaylarından sonra hep beraber gördük. Onların yapmış olduğu siyasal dayatmalara, onların yapmış olduğu şantajlara, arkasına aldıkları Avrupa ülkelerine, arkasına aldıkları Amerika'ya, arkasına aldıkları diğer ülkelere rağmen bu millet iddiasını, iradesini, sabrını net bir şekilde gerçekleştirmiştir.
Ne oldu? Terör örgütü o milletimize tehdit ettiği hali bugün gösterebilmektedir. Peki bugün ne görülmektedir? Bugün biraz sonra gideceğimiz Cumhuriyet Caddesi'nde huzur var. Bugün ben Mardin'de birinci caddeyi gezdim. Orada huzur var. Yorulduk. Turiste hizmet etmekten diyorlar. Bunu 10 yıl önce söylemiyorlar. Bundan 4 gün önce söylüyorlar. İfade etmek istiyorum. Yepyeni bir tablonun içerisindeyiz. İşte bunun kıymetini hep beraber bilelim. Bunun kıymetini hep beraber ortaya koyalım. Hep beraber buna sahip çıkalım. Hep beraber huzura sahip çıkalım. Anaların çocuklarını yarın bu ülkenin her bir yerinde bu ülkeye çalışan, bu ülkenin birliğine ve beraberliğine harf veren evlatlar olarak görmesine hep beraber sahip çıkalım. Bunu hep beraber gerçekleştirelim. Sizin başkalarından fazla bildiğiniz bir tek şey var. Bunu sadece demokrasiyle beraber yapılacağına inanıyorsunuz. Reyle, oyla, sandıkla ve bugün eğer bizi diz çöker demiyorlarsa, eğer Tayyip Erdoğan bu milletin iradesiyle ve kuvvetiyle bütün dünyaya aynı anlayışı ortaya koyabiliyorsa, size şunu söyleyeyim. Bu iradenin tecellisidir. Bu iradenin ortaya koyduğu bir sonuçtur. Kıymetli hanımefendiler, siz analarsınız. Bugün mübarek Ramazan. Dualarınız önce evlatlarınız için başlar. Biz bunu biliyoruz. 81 milyon sizin evladınızdır. Bu ülke çok sıkıntılar çekti. Bu ülke çok acılar çekti. Bu ülke çok dertler yüklendi. Ama bu ülkeyi kambur hale getiremediler. Allah'ımıza hamdolsun. Dimdik ayakta duruyor. Aslında hatırlar mısınız? Sayın Cumhurbaşkanımıza dik dur eğilme bu millet seninle derken esas itibariyle millet kendini anlatıyor. Millet kendini tanımlıyor. Biz dik duruyoruz, siz hiç merak etmeyin diyor. Onu kendisiyle beraber resmetmeye çalışıyor. Kendi halini, kendi hal dilini, kendi cumhurbaşkanında, kendi adamında, milletin adamında bütünleştirmeye çalışıyor. Kıymetli dağlı arkadaşlarım, öyle bir zaman dilimine giriyoruz ki çok çalışacağız. Öyle bir zaman dilimine giriyoruz ki çok gayret göstereceğiz. Hedefiniz şudur. AK Parti'de 16 yıldır çalışma bütünlüğünüzün tamamı kadar çalışabileceğimiz bir seçim dönemine giriyoruz. Karşınızda nelerin olduğunu görüyoruz. Nelerin ortaya koyulduğunu görüyoruz. Kimin kimlere sahip çıktıklarını hep beraber görüyoruz. Nasıl bir süreç ortaya koyduklarını. Birisi kalkıyor, o külliyeyi başımıza geçireceğiz diyor. Milletin külliyesini. Orayı bize de geçireceğiz diyor. Ben de soruyorum. Orayı geçireceksin de Kandil'deki efendilerini mi oraya getirip koyacağız? Senin gücün yetmez olur. Senin aklın da yetmez olur. Bir taraftan da bir şeyi sizle hasbihal etmek isterim. Çok net. Biz yanlış mı yaptık? Bu ülkede şehitler oldu. Şehitlerimiz yanlış mı yaptı? Gaziler oldu. Teröre karşı büyük bir mücadele ortaya koyduk. Yanlış mı yaptık? Bugün Van'ın çarşılarında, bugün Siirt'in çarşılarında huzur var. Yanlış mı yapıldı? Bu evlatlar ülkemin huzurunu ve sükununu sağlayabilmek için anaların elleri böğründe kaldı. Yanlış mı yapıldı? Binlerce insan omuzlarında şehit tavuklarıyla beraber onurlu ve vakarlı bir şekilde yürüdü. Bu binlerce insan yanlış mı yapıldı? Ben bunu söylemek zorundayım. Bu ülkenin sadece İçişleri Bakanı olarak değil, bu makamlarımız, bu mevkilerimiz milletin verdikleridir. Bunlar ya bugün var, yarın yok. Ama vicdanımız var, ahlakımız var, inandıklarımız var ve değerlerimiz var. Allah'ını severseniz 6-7 Ekim'de 53 kişinin ölümüne sebep olan insanlara bu Cumhuriyet Halk Partisi sormayacak mı? Senin ne işin vardı? Senin ne işin vardı da gidip cezaevinde ziyaret ediyorsun? Demirtaş'ın. Ne işin vardı?
Ne yaptı? Demirtaş da cezaevine girdi. Haksız mı? Hukuksuz mu? Ne olacak 6-7 Ekim'deki insanlar? Ne olacak? O kalplerine korku sindirilmeye çalışılan insanlar. Ne olacak? Terör örgütünün her tarafa ben geliyorum diye korku saldığı insanlar. Ne olacak Yasin Börüler? Bunun talimatını kim verdi? Ben buradan CHP'lilere soruyorum. Vicdanınız rahat mı? İçiniz rahat mı? Şehitlerimize karşı rahat mı? Yapılan terörle mücadeleye karşı rahat mı? Bu yüzleşmeyi yapmak zorundasınız. Eğer bu yüzleşmeyi yapmazsanız yarın bu ülkede karşı karşıya kaldığınız hiçbir olayda bu millet size itibar etmez. Cumhuriyet Halk Partililere soruyorum. Bu ülkede her dönem bu ülkenin hürriyeti için, bağımsızlığı için, özgürlüğü için şehit verildi. Mağdur edebiyatı yapılıyor. Diğer siyasi partilerin cumhurbaşkanı adayları da teker teker selam çakıyorlar. Bir yerlerden aldıkları talimatlarla birlikte. Neyin selamını çakıyorsunuz? O zaman dönelim 6-7 Ekim olaylarına. Dönelim bu ülkede insanların rahat bir şekilde huzur içerisinde okula giremedikleri günlere. Buralara öğretmen gelmeyen, doktor gelmeyen günlere. Biz mi yaptık bunu? Biz mi gerçekleştirdik? Bazen öyle bir düşünüyorsunuz ki içinizdeki, evet onlara söylüyorum. Bazen öyle bir düşünüyorsunuz ki içinizdeki hıç bizi PKK'dan size daha kötü gösteriyor. Ona sahip çıkıyorsunuz, ona sahip çıkmayı ortaya koyuyorsunuz ama bu ülkede, bu ülkenin zenginleşmesi için, bu ülkenin ayakta durabilmesi için ben kendimi feda ederim diyen Tayyip Erdoğan'dan Selahattin Demirtaş'tan daha çok nefret ediyorsunuz. Selahattin Demirtaş'ı seviyorsunuz, Tayyip Erdoğan'dan nefret ediyorsunuz. Bizlerden nefret ediyorsunuz. Yazıklar olsun. Çok net söylüyorum, yazıklar olsun. Tekrar sormak istiyorum. Bu çocuklar boşuna mı şehit oldular? Bu ülkedeki bu insanlar boşuna mı sıkıntı çektiler? Bugün huzur varsa, Güneydoğu'nun her noktasında huzur varsa, peki bunu geri döndürme konusunda bir iddianız, bir iradeniz, bir siyasi taahhüdünüz, bir vaadiniz mi var? Dün olanları gördük. Ne mutlu şehit olana. Dün olanları gördük. Hiç kimse kusura bakmasın. Bu yapılanların çoğu siyaseten de yanlıştır. Çoğu doğru da değildir. Ama vicdani olarak da yanlıştır. Ahlaki olarak da yanlıştır. Bunu çok net söylüyorum. Ve sevgili kardeşlerim, kıymetli hanımefendiler, beyefendiler, bugün çocuklarımız daha çıkmıyor. Ne istiyorlar? Çocuklarımızın daha çıkmasını mı istiyorlar? Allah'ınızı severseniz ne istiyorlar? HDP'nin PKK'dan bir milim danışmadan adım atamayacağını hepimiz biliyoruz. Herkes biliyor. Doğruları ne zaman söyleyeceğiz? Öteki dünyaya gittiğimiz mi zaman mı söyleyeceğiz? O zaman bu dünya niye imtihan dünyası? Niye sınav dünyası? Kendilerini şirin gösterebilmek için sağa sola selam çakanlar o eski Türkiye'nin manzaralarıydı. O bugünkü Türkiye'nin manzarası değil. Bugün millet yarına ait ülkemin ayaklarının üzerine yere basmasını istiyor. Öyle 3-5 tane içi boş söylenle birlikte, 3-5 tane içi boş vaatle birlikte bu milletin atamayacağı bir adım olmadığını bu millet bizden çok daha iyi biliyor. O eski günlere geri dönmeyeceğiz. Analar, size sözümüzdür. Bedeli ne olursa olsun o eski günlere geri dönülmeyecektir. Bedeli ne olursa olsun. Biz demokrasi istiyoruz. Biz ülkemde herkesin kendisini ifade etmesini istiyoruz. Biz esnafın sabahleyin işi açtığında akşama kadar sadece ve sadece hayat standartının yükseldiği, değerlerinin konuşulduğu, korkularından yoksun olduğu, herkesin birbiriyle selamlaştığı, kimsenin ırkına, kimsenin etnik kökenine bakılmadığı, siyasal bir takım dayatmalarla ve zorlamalarla birlikte böyle yaparsanız ancak başarılı olursunuz diye ortaya konulan dünya senaryolarını elimizin tersiyle ittik, Doğu ve Güneydoğu'ya huzuru getirdik, kardeşliği getirdik ve barışı getirdik.
Onların projesi hakim olmadı. Milletin projesi hakim oldu. Kürt kardeşlerimin projesi hakim oldu. Onların projesi hakim olmadı. Çocuklarını dizinin dibinde, evet, ayetel kürsilerle beraber büyüten, büyütmeye çalışan, Allah'ım çocuğuma bir sıkıntı getirme diyen annelerin projesi hakim oldu. Onların projesinde 15 yaşındaki çocukları dağa çıkarmak vardı. Bunu engelledik hep beraber. O değirmene su taşıyorlar. Bu millet size hakkını helal etmez. Çok net söylüyorum. O değirmene su taşıyanlara bu millet hakkını helal etmez. Bu iş o kadar kolay değil. Ve ifade etmek isterim ki Ramazan oruç ama Allah'a şükür derdiniz var. Derdiniz varsa bu dert konuşur. Bu vesileyle şunu da söyleyip sözlerimi tamamlayacağım. Bu belediyeleri hatırlıyorsunuz değil mi? Terör örgütüne peşkeş çekilen belediyeleri. Yaklaşık 2 hafta önce Fransa'daydım. İçişleri Bakanı'yla karşılıklı bir aradaydık. Nazik, nezaketli bir insan. Dedim ki sen belediye başkanlığı yaptın. Lyon Belediye Başkanlığı. Allah'ını seversen sana bir soru soracağım. Terörist oldu diye teröristin bir kardeşini ödül olarak işe aldın mı? Hayır dedi. Peki alınır mı? Hayır dedi. Peki bir soru daha sorayım. Sen teröristlerin bulunduğu ortama hiç yardım gönderip para desteğinde devletin milletine hizmet et diye gönderdiği milletin vergileriyle beraber alın teriyle beraber oluşturduğu bütçeyi sen terör örgütüne gönderdin mi? Olur mu öyle saçma şey? Peki terör örgütüne kepçeni, terör örgütüne kamyonunu verdin de o kepçelerle kamyonlarla devletin askerine, polisine, devletin korucusuna, devletin ve bu milletin evlatlarını birbirine sokabilmek için onlara kurşun sıktırdın mı? Hayır dedi. Peki biz ne yapmalıydık? Sana bunu ben sorayım dedi. Biz ne yapmalıydık? Devam mı etselerdi? Böyle yapmaya devam mı etselerdi? Ve bu anlattıktan sonra size şunu söylemek istiyorum. Öyle yok Türkiye'de antidemokrasi var. Yok Türkiye'de şu var, yok Türkiye'de bu var. Onlara bir şey daha söyledim. Dedim ki bakın Türkiye'deki seçimler başka ülkelerdeki gibi %90'a %10 bitmiyor ha. Türkiye'deki seçimler ya %52'ye 48 ya %53'e 47 olduğu şekilde bitiyor. Referandum kaç bitti? Kaç bitti referandum? 51,5'a 48,5 doğru mu? Ve Cumhurbaşkanlığını %kaçta kazandı? 52. 50'nin üzerinde. Muhalefet partilerini topladığın zaman onların da oyu 47'ye 48'e geliyor. Sen de siyasetten geliyorsun dedi. Sayın Bakan. Halka yanlış yaptığın andan itibaren, en ufak bir yanlış yaptığın andan itibaren halkın 2 puanı, 3 puanı, 4 puanı vatandaş hemen sana o yanlışın karşılığını bildirir. Bizim ülkemizde demokrasi var. Hem de tam demokrasi var. Öyle birilerinin söylediği gibi sözde demokrasi yok. Birilerinin yaşadığı gibi kendi ülkelerinde varmış gibi gösterip de sözde demokrasi yok. Ha biz insanlarımızın hür ve özgür bir şekilde sandığa gidebilmesi için elimizden gelen her şeyi yapıyoruz. Şimdi bu belediyelere görevlendirme yapıldı diye ne büyük feryatlar kopardılar. Hatırlıyorsunuz değil mi? Ne büyük feryatlar kopardılar. Size şunu söyleyeyim. Türkiye AK Parti iktidarı geldiği zaman 6100 kilometre bölünmüş yolu vardı. Sadece bu belediyeler 6100 kilometre asfalt yaptı. Yani bütün Cumhuriyet tarihinden 2002'ye gelene kadar yapılmış, bölünmüş yol kadar Doğu ve Güneydoğu'da görev alan belediyeler asfalt yaptılar. Peki başka? Şunu ifade etmek istiyorum ki biraz sonra öbür tarafta söyleyeceğim. Ama esas itibariyle Van Büyükşehir'in sorumluluk alanında 450 kilometre asfalt döktüler. Çeşitli ilçelerde 65 tane sulama tesisi yaptılar. 13
ilçede 251 okulun bakım ve onarımını gerçekleştirdiler. 5 ilçede hayvan pazarı ve mezbahalar, taziye evleri, park ve bahçeler yaptılar. Güzelim Muradiye Şelalesi'nden 60 bin metrekarelik peyzaj çalışması yaptılar. Bandı kardeşlerim burada nefes alsınlar diye. Dışarıdan gelen misafirlerimiz bu şehrin güzelliklerini hep beraber görebilsinler diye. Halk plajları yaptılar. İçme suyu sondajları yaptılar. Hayvan barınakları yaptılar. İtfaiye binaları yaptılar. Abalı kayak tesislerine ek binalar yaptılar. Mesire alanları yaptılar. İlçelerde içme suyu depoları yaptılar. Ve artık Doğu ve Güneydoğu onların bildiği gibi falan değil. Onların anlattığı gibi de değil. Burada belediye başkanımız var. Onlar büyük hizmetler yaptılar. Büyük hizmetler ortaya koydular. Demek ki yapılabiliyormuş. Terör çok anne babanın fidanını elinden aldı. Belki onların hatırasına bu şehirde 750 bin adet fidan dikildi. 4 taziye evi yapıldı. 497 taziye evin onarımı yapıldı. 4 tane yeni kadın kültür merkezi. 104 tane meslek kursu açıldı. Bunları sadece Van'da yapmadık. Daha birçok. Doğu ve Güneydoğu'da her ilde terörden kurtardığımız belediyelerde bunun gibi birçok hizmet yapıldı. Seçim dönemi boyunca bilesiniz ki bunları anlatacağız ve bunları ifade edeceğiz. Nerelerde neler yapıldı? Niçin yapılmadı? Belediyelere daha fazla para gönderilmedi. Daha fazla destek ayrılmadı. Daha fazla kaynak verilmedi. Sadece bu milletin hakkı bu millete verildi. Ve bu gerçekleştirildi. İşte şunu ifade etmek istiyorum. Bu yapılanlarla beraber, bu huzur ortamıyla beraber ülkenin her tarafında binalar dikildi. Onlar yıktılar, bizler yaptık. Nusaybin'den Şırnak'a, Cizre'ye kadar, Van'a kadar, her tarafta bu milletin nasıl ve neyi hak ettiği gerekiyorsa onu ortaya koymaya çalıştık. Ve bunu gerçekleştirdik. İfade etmek istiyorum ki birçok hizmetin altına imza atıldı. Ama en önemli şey huzurdur. Huzur sağlandı. İşte bu huzurun devamı için, bu umudun, bu vizyonun, bu geleceğin tesisi için hep beraber yarına güçlü adım atalım. Çok çalışalım. Bir şey söyleyeyim. Beni bağışlayın. Çok çalışıyorsunuz muhakkak. Hele kadınlar, onların hakkı ödenmez. Ama bu partide en çok çalışan kişi Recep Tayyip Erdoğan'dır. Şimdi size bir hedef koyuyorum. Hedef şudur. Hepiniz Recep Tayyip Erdoğan kadar çalışın. Bilesiniz ki sadece seçimi kazanmayız. Allah ve millet hak ettiğimize inanıyorsa elbette ki sonuç hayrıyla beraber bitecek. Buna inanıyoruz. Ama başka bir şey kazanacak Türkiye. Sizin geçmişte yaşadıklarınızın aksine başka bir şey kazanacak. Güçlü bir Türkiye. Dünyanın her tarafında sözü hüküm olan bir Türkiye. Her tarafta çocuklarınızın rahat rahat işe gideceği, evlerimizde aşın huzurla beraber kaynayacağı bir Türkiye. Herkesin birbirine kardeş olacağı, ay yıldızlı bayrağın altında herkesin toplanacağı, kimsenin aramıza tefrika sokamayacağı bir Türkiye kazanacağız. Bunu hep beraber kazanacağız. Ve bir şey söyleyeyim. Büyük evler bırakmayabiliriz. Büyük miraslar bırakmayabiliriz. Ama bu ülkeye birliği, bu ülkeye zenginliği, bu ülkeye huzuru ve Anadolu'ya yakışan bir anlayışı hep beraber bırakacağız. Aynen dünyada eşi ve benzeri olmayan Van'ın güneşi gibi. Türkiye'mizin üzerinden güneş hiç eksik olmasın istiyoruz. Ülkemizin üzerinden güneş hiç eksik olmasın. Ey kardeşlerimiz, hanımefendiler, beyefendiler, sevgili gençler, gün bugündür. Çalışma bugünü bugün, çalışma günü bugündür. Geleceğe sahip çıkma günü bugündür. Dualarınızla beraber belaları ve musibetleri def edeceğiniz günler bugündür. Ve bütün dünyaya ayakta demokrasiyle durduğumuz, reyle, oyla ve sandıkla durduğumuz ve bunu bu milletin hak ettiğini göstereceğimiz gün işte bugündür.
Bu vesileyle hepinize çok teşekkür ediyorum. 24 Haziran'a hazır mısınız? Hazır mısınız? Bir kere ben Van Kongresi'ne gelemedim. Çok gelmek istedim. Ama programım vardı. Fakat şunu söyleyeyim. Cumhurbaşkanımız Van Kongresi'ni anlatırken ağzından baldan. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Burada nasıl kongre yapılır? Nasıl bir parti ayakta tutulur? Allah razı olsun. Sizler gösterdiniz ve ortaya koydunuz. Şimdi 24 Haziran'da Özalt'tan Çaldırı'na kadar her noktada aynı anlayışı, aynı heyecanı, aynı şevki, aynı mutluluğu hep birlikte gösterebilecek bir çalışmayı beraber ortaya koyalım. Size söylüyorum. En az Tayyip Erdoğan kadar çalışacaksınız ve inşallah hep beraber ülkemizin geleceğini, biz seçimi kazanmak değil, ülkemizin geleceğini hep birlikte kazanacağız. Allah yardımcımız olsun. Allah ayağınıza taş değdirmesin. Allah bizi de size mahcup etmesin inşallah. Allah'a emanet olun.